Katman denetimini kullanmak. Katman özellikleri yöneticisinin tüm özelliklerini gördükten sonra bu özellikleri değiştirmenin daha hızlı bir yolunun olup olmadığını merak ediyor olabilirsiniz. Bu derste katmanlar panelinin içinde yer alan katman denetimini kullanmayı öğreneceksiniz. Öncelikle katman denetimi bize geçerli katmanın ismini gösterir. Şu anda part yani bölüm katmanı geçerli durumdadır. Şimdi oluşturacağınız her şey bu katmana çizilecektir. Açılır menüye tıklarsanız çiziminizdeki tüm katmanların bir listesini görebilirsiniz. Başka bir katmanı geçerli duruma getirmek için bu menüden ismini seçebilirsiniz. Örneğin şu anda sıfır katmanı geçerli durumdadır. Şimdi yine katman denetimini açıp katman isimlerinin solundaki simgeler hakkında konuşalım. Bunlar katman özellikleri yöneticisinde gördüğünüz simgelerin aynısıdır. Her bir katmanın geçerli ayarlarını gösterirler. Diyelim ki değişiklik yapmak, mesela Center lines yani merkez çizgiler katmanının rengini değiştirmek istiyorsunuz. Buradaki renk kartelasına tıklayarak kırmızıyı seçin. Tamam düğmesine tıklayın. Ekranda katmanda bulunan şekillerin renklerinin değiştiğine dikkat edin. Şimdi de örneğin merkez çizgiler katmanını kapatmak için katman denetimini açın. Sol taraftaki ampule tıklayarak katmanı kapatın. Katmana dair çizgiler de ortadan kalkacaktır. Ekrana tıkladığınızda da menü kapanacaktır. Bu katmana ihtiyacımız olduğu için tekrar menüyü açtıktan sonra ampule tıklayın. Ardından menüyü kapatmak için ekrana tıklayın. Buradaki önemli nokta katman denetiminin katman özellikleri yöneticisinin yerine geçmeyeceğidir. Katman denetiminin amacı sık kullanılan katman özelliklerinden bazılarına hızlı erişim imkanı sağlamaktadır. Katman oluşturmak için Katmanları yeniden isimlendirmek, katmanları silmek, çizgi tipleri ve kalınlıkları atamak için yine katman özellikleri yöneticisine gitmeniz gerekir. Ekranda mekanik bir örnek var. Bu örnek neredeyse bitmiş durumdadır. Sadece sağ alt köşeye bir delik daha eklemek gerekiyor. Bunun için çember komutunu başlatın. Çemberinizi yayın merkezinden başlayarak oluşturun. AutoCAD merkezi bulma konusunda biraz zorluk çıkarıyor. Bu yüzden Shift tuşu ile birlikte sağ tıklayın. Açılan bağlam menüsünden Center yani merkezi seçin. Bu işlem merkez nesne kenetlenmesini zorunlu kılacaktır. Çemberimizin yarı çapı 0.25 birimdir. Ancak bir problem var. Çemberimiz şu anda yanlış katman üzerinde duruyor. Ama çemberi silip en baştan başlamanıza gerek yok. Bunun yerine katman denetimini kullanarak bu çemberi doğru katmana taşıyabilirsiniz. Çemberi seçin. Katman denetimini açarak uygun katmanı seçin. İşiniz bittiğinde Escape tuşuyla komutu sonlandırın. Çember problemi çözüldüğüne göre şimdi merkez çizgilerini kopyalayalım. Kopyala komutunu çalıştırın. Üstteki dairenin merkez çizgilerini seçip sağ tıklayın. Çizgileri üstteki çemberin merkezinden alttaki çemberin merkezine kopyalayın. Şimdi çiziminize bir bakın. Görünüşe göre yanlış katmanda olan bir boyut var katman denetimine baktığınızda geçerli olarak sıfır katmanını görüyorsunuz. Bu boyutu seçerseniz AutoCAD bu nesnenin üzerinde olduğu katmanı söyler. Bazen bu bilgi çok pratik olabilir. Katman denetimini açın. Bu nesneyi boyutlar katmanına yerleştirin. İşiniz bitince Escape tuşuna basın. Katman ayarlarınızı değiştirmenin en hızlı yolu katman denetimidir. Aynı zamanda geçerli katmanı ayarlamak ya da bir nesneyi bir katmandan bir başka katmana taşımanın en iyi yoludur.